Merhaba, teşekkür. Dün Türkiye tarihine karanlık bir gün geçti diye tanımlamak doğru mudur acaba bilemiyorum. Efendim? Doğru tabii ki, yani sonuç itibariyle bir hakem kulüp başkanı tarafından saha ortasında yumruklandı ve onun yanındaki yancılar da yere düşen hakeme saldırdılar. Yani bugüne kadar tabii futbol sahalarında biz birçok problemi, bu ve buna benzer şiddet eylemlerini görmüştük ama bir Süper Lig ve Türkiye'nin şu anda bir numaralı hakemi bu olaya maruz kalan hakem. Dolayısıyla her yönüyle büyük bir tartışma yarattı ama şunu da söylemek lazım. Yani maalesef tabii bu Süper Lig'de olduğu için ağırlıklı olarak çok bugün ana gündem maddelerinden bir tanesi. Ama yıllardır özellikle alt liglerde, amatör liglerde hakemlerin tekme tokat dövüldüğünü biliyor ve görüyoruz. Ya bu bir gerçek, yani maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız uzun yıllardır. Türkiye, özellikle Türk futbolu için söylemek gerekirse diğer spor alanlarını tabii bunun dışında bırakıyorum ama Türk futbolunun özellikle bu şiddetin ve saldırganlığın önüne geçmesi için ne yapması lazım? Yani Türk futbolunda bunlar zaman zaman karşılaşıyoruz sizin söylediğiniz gibi. İşte kimi zaman otobüs kurşunlanıyor mesela, işte kimi zaman sporcular odaya kilitleniliyor. Hani bu artan bir şiddet olayları böyle hani devam ediyor. Sadece hakem nezdinde sormak istemiyorum. Genel olarak bakıldığında futbolda özellikle bir şiddet, bir holigan yanı var bu işin. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun önüne geçebilmek için ne yapmak lazım? Cezai müeyyidelerin daha mı sert olması gerekiyor ya da bu gücü nereden alıyorlar acaba diye de sormak isterim size. Tabii. Birincisi tabii sonuç itibariyle bunları önüne geç. Birincisi tabii bir ahlak ve kültür problemi olduğu burada çok açık ama bununla birlikte bunların caydırıcılığı konusunda işte 6222 var. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ki bu yasanın esas olarak çıkışı da bu işte 2011 sezonundan sonra işte o kumpas sezonunda hazırlanan bir yasaydı aslında, tamamen işte Fethullahçı örgütün hazırlayıp ve gündeme getirdiği bir yasa. Sonrasında bir takım revizeler yapıldı ama sonuçta sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin bir yasaya ihtiyaç her zaman var. Halihazırda bir yasa var ama günün sonunda sizin bunları işletmeniz gerekiyor. Ama tabii şunları da müsaade ederseniz söylemek isterim. Buyurun. Mesela bilmiyorum hani ne kadar yakından takip ediyorsunuz futbol maçlarını ama benim size bir sorum var. Mesela hakemlerle ilgili bir güven sorunu olduğunu düşünüyor musunuz siz mesela? Yani ilk aklınıza gelen şey nedir hakemlerle ilgili? Çok merak ettiğim için Evet, soracağım. evet, evet. Hakemlerle ilgili elbette her insanoğlunun her meslekte olduğu gibi yanlışları, doğruları olabilir. Onların da yanlışa Tabii ama düştüğü. bir güven problemi Evet, güven olduğu problemi çok var açık. elbette ama bu Çok güven problemi şiddeti mi getirmeli acaba hayır, diye de size getirmeyecek sormak mi? isterim. Yani şimdi ben buradan bir girmek istedim çünkü konuyu bir noktaya getireceğim. Buyurun. Şimdi bir hakem krizi var. Ortada çok net bir hakem Evet, krizi evet, var. evet, evet. Bu Özellikle doğru. son Evet. iki, yani ben yaklaşık 20-25 yıldır bu işin içerisindeyim. Her sene bunlar tartışılır, her sene yoğundur ama son 2 yılda bunların çok şiddetli olarak gündeme geldiğini biliyoruz. Ve bunu gündeme getirenler ve bu kamuoyunu esas olarak oluşturanlar da bu kulüplerin yöneticileri. Bir kere bunun altını çizmek lazım ama hakemlerin yönetimleriyle ilgili genel sıkıntılar olduğunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yani nesnel olarak böyle sorunlar ve sıkıntılar olduğunu bir kere kabul etmek lazım. Dolayısıyla iş birincisi bir güven problemi oluşmuş durumda. Bununla birlikte burada çok ciddi bir otorite boşluğu ve bu sürecin yönetimiyle ilgili, kriz yönetimiyle ilgili ciddi bir zafiyetle karşı karşıyayız. Çünkü federasyona güven söz konusu değil. Hakemlere güven söz konusu değil. Evet, kulüplerin yarattığı bir iklim var ve yeri geldiklerinde yerli yersiz çıkışları olduğunu kabul ediyorum. Ama sorunun tek parçalı bir sorun olduğunu söylemekse hakkaniyetsiz olur. Yani burada işin yöneteni Futbol Federasyonu. Şimdi şöyle bir durum var Serpil Hanım. Bakın, Türk futbolunu kim yönetiyor? Şimdi ben size bir belge göstereceğim. Daha doğrusu okumak istiyorum. Türk Buyurun. futbolunu yöneten kişi Mehmet Büyükekşi. Evet. Şimdi Eski Mehmet tim Büyükekşi, başkanı. evet, tim başkanı. Mehmet Büyükekşi eski tim başkanı. Daha önce de
Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yaptı. Nihat Özdemir federasyon başkanından ayrıldıktan sonra bir geçiş süreci vardı. Servet Yardımcı yönetti. Sonra birden bu adam şey oldu, TFF federasyon başkanı başkanı. oldu, evet. Şimdi bakın, Mehmet Büyükekşi Baylok soruşturmasına giriyor. Günün sonunda kovuşturmaya yer yoktur diye elimde var bu. Bu şey var elimde, belge var, savcılığın belgesi var. Kovuşturmaya yer yoktur diye rapor çıkarıyor. Yani bu savcılık dosyayı kapatıyor. İşte bu Mor Bey'in telefonla öyle oldu, böyle oldu. Ya iki telefonunda da ona ait iki telefonunda da baylog çıkmış. Birinde 12 kez, ikincisinde ikinci telefonunda 55 kez. Benim sekreterimdeydi o telefon 55 kez olan diyordu. Benim haberim yok diyordu. E diğer telefonda da varmış. Savcılığın şeyinde var, belgesinde var. Baylog açıklayamayan ve telefonlarında baylog çıkan toplamda 70 kere 70'e yakın baylog üzerinden iletişimde bulunan bir adam bugün Türk futbolunu yönetiyor. Eğer bu normalse, bu normalse o zaman bunun sağlıklı şekilde açıklanması lazım. Niye Türk futbolunun başına bu adam getirildi? Kardeşim kabul edeceğiz. Hiç bunun bir açıklaması yok. Türk futbolunu yöneten adamın iki telefonunda da baylog çıkmış. Savcılık kovuşturmaya gerek yok diyor. Ben ne diyorum? Abi kovuşturmaya gerek yoksa bu adamın iki telefonunda baylog nasıl çıkıyor? Ve bu adam 55 kere, 60 kere, 12 kere iki farklı telefon. Biri 12, biri 55. Bu baylogla iletişime geçilmiş. Bugün gerekçeli kararı mesela açıklandığında birincisi bunu bir anlamak lazım. Şimdi bir kere bu Mehmet Büyükekşi böyle bir adam. Dün gece diyor ki yeter, sana yeter ya. Sana yeter. Şimdi ben size bir şey Senin sormak istiyorum. hakemler ama şunu da söyleyeyim. Bakın bu dönem öyle tehlikeli, öyle problemli bir dönem ki ben son 3 ayda, 2 ayda hakemliği bırakan adamlar çıkıyorlar, adeta itiraflarda bulunuyorlar ya. Büyük problemler olduğunu söylüyorlar. Bu adam burayı yönetemiyor. Yönetemediği için bu ve buna benzer sorunlar artarak devam ediyor. Şimdi az önce yayına bağlanmam rica edildiğinde ben bir ufak bir çalışma yaptım. Arkadaşlarıma bir tane şey yönlendirdim, video yönlendirdim. Ondan sonra Faruk Koca'nın geçen yıl yaptığı bir açıklama var Serpin Hanım. Ankaragücü Adana Demirspor maçından sonra yaptığı bir açıklama var. O çok dikkat çeken bir açıklama. Adam o açıklamasında resmen yeri geldiğinde hakemi tokatlayabileceğini, hakemi yumruklayabileceğini söylüyor biliyor musunuz? Evet. Ve Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim ama şunu da söyleyeyim. buyurun. Ve dün gece yeter diyen federasyon başkanı çıkıp da bununla ilgili bir cümle söylememiş biliyor musunuz? Yeter diyen federasyon başkanının yönettiği Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin kurulları bu adamın tehdidini görüp ne PFDK'ya sevk etmişler ne bir ceza vermişler. Dolayısıyla balık baştan kokuyor. Çok ciddi bir otorite problemi var. Böyle otorite boşluğunun olduğu yerde herkes maalesef istediği gibi at oynatır. Şiddet. Şimdi sizin bu Buyurun. açıklamalarınıza binaen elbette Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de söz hakkı var. Ekranlarımız açık. Kendileri bu konuyla ilgili de açıklama yapmasını bekleriz bizler de. Bunu da söylemek isterim. Konuşmuyor ama 2 haftadır biz bunu işliyoruz. Konuşmuyor. Hiç yokmuş gibi davranıyor. Bir de daha önce açıklamasında bunu reddediyor. Yalan söylediği de ortaya çıkıyor. Konuşmuyor. Onu söyleyeyim mi? Şimdi şunu İnşallah sormak konuşur. istiyorum. Mehmet Büyükekşi ile ilgili söylediğiniz söylemler, hakikaten iddialar çok İddia değil. önemli. Çok önemli. Belge bu. Evet. Belge. Savcılığın Evet, belgesi bu. belgeli iddialar. Evet, onları da söylemek lazım. Yani sizin vermiş olduğunuz bilgiye istinaden söylüyorum bunları. Tabii ki söz hakkı var Mehmet Büyükekşi'nin. Ekranlarımıza buraya gelebilir, ekranlarımıza çıkabilir. Uzaktan bağlantı ile bağlanıp yanıt verebilir. Bu hakkı da her zaman bakidir. Bunu söyledikten sonra siz şimdi çok uzun zamandır spor yorumcusu ve spor camiasını çok yakından takip eden birisiniz. Ben şahsım adına söyleyeyim, bu kadar yakından takip etmiyorum ama kişileri etmeye çalışıyorum elbette. Şimdi Mehmet Büyükekşi'nin hem Tim başka bir iş, yani İhracatçılar Meclisi başkanı yaptı, başkanlığını yaptı. Buradan Futbol Federasyonu acaba yani hani herkesin bir mesleki olarak yani
Bilgi adına, hani bilmediğini söylemiyorum, yanlış anlaşılma olmasın burada. Fakat arkasında bir güç olduğunu mu düşünüyorsunuz acaba sizler? Yani hani ben bilmiyorum Çok ama çok siz çok onun korunduğunu ya da bir güç olduğunu, buraya nasıl geldiğini ya da Baylok işte çıktı, telefonundan o kadar fazla hani çıkmasına rağmen görmezden gelinmesi, acaba hani görünmeyen bir güç olduğunu mu düşünüyorsunuz acaba, sormak isterim. Yani federasyon başkanları atamayla geliyor maalesef. Seçimle gelmiyor. Bu olacak deniyor. Bu oluyor. Yani iktidarın onayı olmadan bu adamın zaten federasyon başkanı olma şansı yoktu. Ve Mehmet Büyükekşi federasyon başkanı oldu. Yani Türkiye'de futbolu yöneten adamın profili bu. Şimdi bu profil bize bir şeyler anlatıyor herhalde. Dolayısıyla bunun mutlaka zaten açıklanması lazım ya. Yani mutlaka zaten açıklanması lazım. Yani kamuoyunda çok ciddi bir rahatsızlık var. Ve şu anda bu iddia demeyeyim, belge ne, savcılık bunu zaten ortaya koymuş. Yarın daha fazla gündeme gelecek. Benim itirazım şuna Serpil Hanım, şöyle bir problem var. Ya dün gece, şimdi diyor ki ligleri süresiz erteledik. Bu mudur yani kararın? Ve burada büyük bir ekonomi var Serpil Hanım. Büyük bir ekonomi var. Burada çalışan binlerce insan var. Ve dolayısıyla böyle siz muallakta bırakamazsınız. Öğretmen yok, okulu kapatalım gibi sorunu çözeceksiniz. Bir başka konuda şu mesela, şimdi bu hakem eğer hakemliği bırakırsa bu kritik konulardan bir tanesi Ali Umut Meler. Hakemliği bırakırsa bakalım siz federasyon olarak hangi güce sahipsiniz? Bu adama eğer siz hakemliği bıraktırırsanız yarın diğer kişileri de ya sahaya iner tokatlarız, döveriz, hakemliği bıraktırırız, sonucu da ortaya çıkar. Ben burada bir çözüm görmüyorum. Bir çözümsüzlük var. İkincisi, az önce de söyledim ya, bağırıyor zaten. Bağırıyor adam. Onu izletebilir miyim müsaade ederseniz? Yani Lütfen lütfen, moderatörlük buyurun ekrana yapmıyorum. yansıtalım Önemli. bu videoyu Geçen lütfen. 14 Ocak'taki açıklaması Faruk Koca'nın. Yani dün hakeme tokata yumruğu atan bu adamın 14 Ocak'taki açıklaması. Evet, buyurun izleyelim. Böyle devam ederse tarihinde görmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Bunu Başkanım, da bir kere yapılması, bir kere yapılması. bunu da, bu, ben bunu bilmelerini isterim. Kimseye yapılmasını istemiyoruz. Ama baktık ki yetkililer ve karar merciler eğer bu tavırlarında devam ederse bunun farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim. Bu Evet, buyurun. adam söylüyor, yapacağım diyor yani. Bugün dün yumruk attı. Bugün tutuklandı. Dün yumruk attı. Söylemiş zaten. Bir yıl önce bunu söylüyor. Ve ben Ceza az olarak önce ne alabilir acaba? Ceza hiçbir şey. olarak? Onun boyutunu bilmiyorum. Muhtemelen zaten hani futbol men edilecek. Men edilmesi gerekiyor zaten. Hani şey tarafını bilmiyorum açıkçası. Ceza tarafını bilmiyorum. Ama kulüp başkanlığından men Alt ceza, edilecek. üst ceza diye bir hani sınırlandırması var mı? Yok, artık bu saatten sonra 6.222 çerçevesinde kulüp başkanlığından da spor adamlığından da futboldan men edilecek, daha doğrusu öyle söylemek lazım. Ama işin tabii ceza boyutu, mahkeme boyutunda onu bir şey diyemem. Bildiğim bir hakim olduğum bir konu değil. Ama problem şu, ya bu adam bunu söylüyor. Bu adam bunu söylüyor ve ben yayına katılmadan önce de tekrar açtım. Futbol Federasyonu'nun bu açıklamalarla ilgili mesela ne yaptığına baktım. Ne PFDK'ya sevk etmiş bu açıklamalarla ilgili, caydırıcı olsun diye. Ne herhangi bir ceza vermiş. Sonra federasyonun başkanı çıkıyor, bağırıyor, yeter diyor, kendini haklıyor. Ya önce sana yeter, senin yaptıkların ortada. Sen yönetemediğin için, kurullarınla birlikte Türk futbolunu yönetemediğin için, otorite boşluğu olduğu için sen şimdi böyle yeter diye konuşuyorsun ya. Mesela kulüpler çıkıyor diyor ki ben bu hakemi istemiyorum. Geçen yıl mesela Ali Palabıyık Galatasaray Alanya maçından sonra bir daha dediler ki bu operasyona gelmiş. Bir daha maç vermediler. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında kötü bir maç yönetti. Bir daha maç vermediler. Hakemliğini bitirdiler. Hem yeter diyorsun, hem kulüplerin istediğini yapıyorsun. Yani ortada çok hakikaten problemli bir yapıdan bahsediyoruz. Bu tabii anlıyorum, yani sonuçta burada hakikaten büyük bir skandal var ve gereken de yapılıyor, ama işin buraya geliş noktası nedir? Kimler yönetiyor Türk futbolunu? Bu büyük ekonomiyi kimler yönetiyor? Bu büyük kararları kimler yönetiyor? Bu sorunları neden çözemiyorlar sorularına yanıt vermeye çalışıyorum. Benim bakış açım bu. Burada büyük bir otorite problemi ve neden o koltuğa bütün hakkındaki bu mevcut duruma rağmen
oturtulduğu bir türlü sarış şekilde ortaya konamayan bir adamdan bahsediyoruz. Ve yine söylüyorum, bu şimdi eskiden şöyleydi Serpil Hanım. Haluk Ulusoy dersiniz, ya bu adam zaten hani 20 yıl falan hani Türk bilinen bir adamdı. Şenez Erzik dersiniz, bilinen bir adamdı. Nihat Özdemir diyorsunuz, adam 10-15 yıl Fenerbahçe'de ikinci başkanlık yaptı. Yıldırım Demirören diyorsunuz, 7-8 yıl, 10 yıl Beşiktaş'ta başkanlık yaptı ve işte federasyon başkanlarından bahsediyorum aslında. Hani bir geçmişleri var, bilmem neleri var, bir kamuoyları var, güçleri var, bilinen insanlar itiraz ediliyor. Ya bu niye oldu, olmadı falan diye. Ya birden bir adam çıkıyor. Önce kulüp başkanlığı, sonra çok kısa süre sonra yapıyor. Sonra birden federasyon başkanlığı ve burada yaptığı şeyler özellikle hakemlere baskılarını falan hakemlerin kendileri anlatıyor ya. Bu adam hakemlere baskı yapıyor. Bu adam hakemlere her türlü bence ifadeyi doğru seçmeye çalışıyorum. Ali Palabıyık söylüyor. Federasyonun bir merkez hakem kurulu var, yöneteni var. Orada kararları onlar almıyor diyor. Bu adam yapıyor. Bu adamın yönettiği bir yerde bu ve buna benzer sorunlar ortaya çıkar. İşte sana güç gösterisi yapmış. Yeter diyen Mehmet Büyükekşi, sen bunun takipçisi oldun mu? Bir yıl önce bununla ilgili gerekenleri yaptın mı? Yapmadım. Yapmayınca çıkıp böyle dün akşam boş boş konuşuyorsun. Ligler erteliyoruz. Süresiz. Erteleyemezsin kardeşim. Erteleyemezsin. Sen samimiysen o zaman alt liglerde 50 tane her hafta hakem dövüyorlar. Her hafta ajanslar her gün geliyor. Her hafta dövüyorlar. Niye? Burada bir kamuoyu oluştu. Aynı. Kamuoyu oluşunca hemen onun üzerine gidelim. Kamuoyunu bir burada atlatalım. Burada bir şiddetin sonra dayatması mı var acaba? Emperyalizmin özellikle dünyada hani emperyalizme baktığımızda şiddeti dayatan bir güç mü var acaba? Ya şiddeti dayatan bir güç mü? Ya bu kadar açıkçası çok şey yani net değerlendirmiyorum ama burada kendinde bu hakkı gören insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir problem var. Kendinde bu hakkı görüyor bu adam. Yapabileceğini düşünüyor, atlıyor, yapıyor. Ya geçen yıl, özür dilerim, 2 yıl önceydi yanılmıyorsam. Ya şimdi biz bunu konuşuyoruz da 2 yıl önce yanılmıyorsam önce Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ondan sonra da Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Başkanı. Ya biri hani sıralamayı karıştırıyor olabilirim. İkisi de sahaya atladı. Hakemi neredeyse döveceklerdi. Yani evet. Faruk Koca sonuca eriştirdiği için biz bugün, bu yumruğu attığı için biz bugün bunu aslında böyle doğru, çok detaylı konuşuyoruz. Yani yoksa zaten Ahmet Ağaoğlu atlamıştı. Trabzonspor Başkanı'ydı. Adil Gevrek atlamıştı. Hatta ben radyoda o zaman yayın yapıyorum. Radyo Gol'de yayını aldım. Ben dedi oraya yumruk atmaya gitmiyordum. Ya dedim gidişiniz ofsayt zaten dedim. Yani net adamı dövmeye gidiyordunuz dedim. Yok dedi ben dedi. Ya Allah aşkına yani bunları zaten yapacaklarını itiraf ediyorlardı. Bu adamların kendinde evet, bulduğu gücün dayandığı nokta esas problemlerden bir tanesi. Yine söylüyorum, federasyon başkanının acilen istifa etmesi lazım. Ve Türk futbolunun başına bu işin ehli olan hakkında kamuoyunu rahatsız etmeyecek ki bu konu çok önemli ya. Memleketin en önemli konularından. Toparlayalım Aydın Bey, toparlayalım. Tabii. Burada bir federasyon sorunu var. Kendi üzerinden sorumluluğu atmasın. Peki. Bu federasyon sorumluluğu. Federasyon evet, başkanının sorumluluğu. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.